İngilizlerin devleti için Galata kutsaldır. Bütün melanetlerini orada işlemişlerdir, cinayetlerini falan. Orada işkence yapmışlardır. İstihbaratın da merkezidir. Galata Kulesi'ni de istihbarat için kullanmışlardır. Nece kabadayılar İstanbul'un aslanlarını orada böyle betona kafalarını vura vura İngilizlerin devleti şehit etti. Anadolu'ya buradan silah kaçırıyorlar biliyorsun. Aslanlar, koç yiğitler, kabadayılar. O zaman Kasımpaşa'nın falan koç yiğitler hepsi devredeydiler. Bu alçaklar sürekli istihbarat toplayarak o aslanlarımızı hep şehit ettiler. Ve cesetlerini de Mavna'ya koyup ayaklarına ağırlık bağlayıp denize atıyorlardı. Delil kalmasın diye. İstanbul'un delikanlılarını hep temizlediler böyle kendi kafa ifadeleriyle. Yani şehit ettiler. Onların öyle çirkin bir üslupları var. Evet, şimdi Galata'nın ilgili resimler var mı sende? Şimdi bak Galata Kulesi'nin tepesini görüyor musunuz? İngiliz bayrağı asılı. Bu o İngilizler için çok hayati ve İngiliz istihbaratçılar için çok hayati olan bir binadır. Yani onların sembolüdür. Yani Türkiye'yi işgalde, İstanbul'da İstanbul işgalinin bir sembolüdür o. Bakın şu üst kısmı istihbarat için kullanılıyordu. En üst kısmı. Her yeri penceredir onun için. Yani orası aynı zamanda karakol gibi kullanıyordu. O ikinci katları da. Teleskopla bilmem ne işte bütün İstanbul'u tarasüt ediyorlar. Tarasüt kulesi diyorlar zaten. Kuleyi aynı zamanda. Var ya Firavun kule yaptırıyor. Şey, ayette de Kur'an'da da mesela üstüne çıkıyor kulenin. İşte burada da aynı şekilde etrafı seyrediyor Firavun da. İnsanları seyrediyor. İşte istihbarat amaçlı kullanılıyor. Bu da istihbarat amaçlı kullanılmış bir kuledir. İngiliz derin devleti için de kutsal olan bir binadır. Evet devam et. Tabii Galata'nın bir suçu yok. Semtinde bir suçu yok. Ben onlar açısından diyorum. Görüyor musun? Bak şu an istihbarat faaliyeti yapıyor. İngiliz derin devletine ait Bahriyeliler. Yani halk ne yapıyor? Asker ne yapıyor? Türk milleti ne yapıyor? İhbar amaçlı. Buradan tespit yapıyorlar. Bakın bu kulenin önündeler. İngiliz askerleri, işgal kuvvetleri. Bina tamamen istihbarat amaçlı kullanılıyor. Yine İngiliz askerleri. İngiliz askerleri orada bir gösteri halindeler. Galata Köprüsü de onlar için bak. Galata Kulesi ve Galata Köprüsü. Hayatidir onlar için. Bak Galata Köprüsü sembolik onların buluşma yeriydi Galata Köprüsü. Ve Galata Kulesi de. Yani İngiliz istihbaratının en hayati gördüğü noktadır. Evet. Bakın Galata Köprüsü önünde denizaltı. Halka dehşet saçmak ve halkı korkutmak için tehdit amaçlı olarak getirildi. Yani Türk milletini o İstanbul halkına hani iflahınızı keseriz bu bombardıman ederiz, darmadağın ederiz. Halk da onu seyrediyor görüyorsunuz. Aynı şekilde. Evet. İngiliz M1 denizaltısı. Evet. Postane. Bu postaneyi de yine istihbarat için kullanıyordu. İngiliz istihbaratının binalarından biriydi. Yani casusların gidip geldiği nokta haberleşme ve istihbarata kullanılıyordu. Evet. Karakol görüntüsü. Bu karakolda işkencehane olarak kullanıyordu. İstanbul'un aslanları, kabadayılar falan buraya getiriliyordu. Alt katına indirilip orada betona suratları vurula vurula orada hem işkence hem de şehit ediyorlardı. Sonra da cesedini alıp Mavnayla denize açılıp denize atıyorlardı. Bağlayıp, ağırlık bağlayıp. Neçe böyle aslan, koç, yiğit, delikanlılar orada şehit ediyordu. Onun için İngiliz derin devletinin alçakları için bu çok kutsaldır. Bu mekanlar. Bir kule, Tarasut Kulesi kendi ifadeleriyle. İkincisi köprü. Mevlevihane. Galata Mevlevihanesi, 2. Beyazıt döneminde 1491 yılında Afyon Mevlevihanesi Şeyhi Divani Mehmet Çelebi Dede tarafından İskender Paşa'nın Galata'daki arazisi üzerinde kurulan İstanbul'un ilk Mevlevihanesidir. Burada İngiliz istihbarat tarafından istihbarat amaçlı kullanılıyordu o dönem. Bak o da Galata'da. Yani
işlerine Mevlevi olarak sızmışlardı. Zaten İngiltere Mevlevi'yi resmi olarak destekliyor şu an. Evet. Bu kadar. Bu kadar. O devirde Galata'ya doğru binaların birçoğu İngiliz Derin Devleti tarafından işkence merkezi olarak kullanılıyordu. Bunlardan biri de Croker Otel. Croker Otel. Croker Otel işgal döneminde İngiliz istihbaratının sorgulama merkezi olarak kullanıldığını zaten bütün eserlerde görürüz. Pera Palace'ın biraz ilerisinde o. Fotoğrafı vardı. Otel. Göstert. Evet, burası. Bilgi verebilir miyim? Evet. 4. İngiliz İşgal Kuvvetleri'nin en ünlü işkence merkezlerinden biri Croker Oteli'ydi. Burada İngiliz İşgal Kuvvetleri'nin John Bennett isimli bir subayının kestiği kestikti. John Bennett, İngiliz işgal güçlerine direnç gösteriyor diyerek İstanbul'da ne kadar subay, polis, gazeteci, siyasetçi, doktor varsa tutuklar, elinde kamçısıyla Croker Oteli'nin alt katındaki işkencehanede bu insanları sorgulardı. Fırıncı, imam, öğrenci birçok insanı da sık sık gözaltına aldırdığı ve bizzat sorguladığı biliniyor. John Bennett, Mevlevi tekkesinin müdavimlerinden olan bir ajandı ve İngiltere'ye döndüğünde İngiltere'de ilk Mevlevi tekkesini açtı. 31 Mart ayaklanmasının da Croker Otel'de İngiliz diplomatların da katıldığı bir dizi toplantıda planlandığı bilinir. İngiliz elçiliği de Galata'daydı o zamanlar. Ya bütün yoğunluğu oraya vermişler. Yani onlar için kutsaldır o bölge. İngilizlerin devleti. Halen de İngiliz istihbaratçıları için orası semboldür. Galata Kulesi, Galata Köprüsü. Mevlevihane İngiliz istihbaratının en yoğun kullandığı yerlerden birisiydi. Bu Croker Otel, İttihat Terakki'nin muhalifi Ahrar Fırkası'nın 31 Mart ayaklanmasını planlarken İngiliz diplomatları da katılmıştı. O toplantıların yapıldığı yerde ne zamanda? İngiliz Derin Devleti'nin toplantıları yapılıyordu. Ahrar Fırkası biliyorsun ayaklanma yönünde bir hazırlık yapmıştı. İttihat Terakki zaten tamamen masonların kontrolündeydi. Yani büyük bölümü o şekildeydi. İngiliz Derin Devleti'yle toplantı yaptılar orada. Yani nasıl kafalarını ezeriz falan gibisinden. Sonra da biliyorsunuz feci şekilde kafalarını ezdiler, mahvettiler yani. O devirde İngiliz işgal kuvvetlerini çok güçlü gören, onlara hayran olan İstanbul'da yancılar vardı. Karaktersiz, alçak böyle pislik yancılar. Hayran, İngiliz hayranı. Köpek gibi aşağılık kompleks içinde, haysiyetsizler böyle. Alkışlıyor İngiliz askerlerini. Yalakalık yapıyor, onlardan bir şeyler umuyor. Kendini aşağı görüyor, onları yüce görüyor, yüksek görüyor. Bak diyor ki Lord Kinross, ahlaksızlıklarını vurgulamak için. İngiliz. O işgal günlerindeki İngiliz yancısı bazı Türkleri şöyle anlatıyor. Bazıları şehre girmiş olan ihtilaf devletleri kuvvetlerinin yanında iş bulabilmek için feslerini atarak Türk olmadıklarını bile ileri sürüyorlardı diyor. Yani görüyor musun ahlaksızlar, alçaklar. Şimdi de var öyle satılmış kancık ahlaksızlar. Haysiyetsizler yani. Yani onların iş bula bak bak sırf yancılık için. Yani onlardan bir şey koparabilmek için. Onlara yalakalık yapıyor. Üstüne İngiliz bayrağı takıyor. Bir şeyleri yapıyor böyle. Benim de babam İngilizdi falan diyor. İşte dedem başka türlü asıllı falan diyor. Bak sırf iş bulabilmek için görüyor musun satılmışlar ahlaksızları. Onlara yalakalık yapmak için onların sembollerini kullanıyor. Onları sevdiğini söylüyor. Onların hoşuna gidecek şeyler yapıyor. Onların kültürüne uygun hareketler yapıyor. Ya yani onların gözüne girecek, yağcılık yapacak, yalakalık yapacak ne varsa yapıyor. Ne kadar haysiyetsizlik varsa, şimdi de var. Pakistan'da, Hindistan'da öyle satılmışlar var. İngilizlerin gözüne girmek için olmadık yalakalık yapıyor. Adamın bütün hayatı aşağılık kompleksiyle, hırsızlıkla, ahlaksızlıkla geçmiş. Nasıl yalakalık yapacağını bilemiyor.